Kestel ahalisi beni dinleyin. Yıllarca bizi acı çektirdiler. Kanımızı akıttılar. Artık sinme, geriye çekilme devri bitti. Ey bizi asıl asil insanları. Savunma yok. Var gücümüzle saldıracağız. Müslümanları bu topraklarda hiç var olmamışlar gibi yok edeceğiz. Dayanasınız yiğitler. Ne ederlerse sizinleri vazgeçmeyeceğiz. Gördünüz. Yenilmez değiller. Yenilmez değiliz. Ama asla pes etmeyeceğiz. And olsun ki hepinizin canını alacağım. Celladını alacağım tekfur. Etin kemiğinden ayrılınca da böyle konuşabilir misin Mehmet? Askerler kırbaçtayız. Korkup siner miyiz sen için? Haydi! Vur! Yalvar Osman'ın oğlu. Yalvarırsan belki bitiririm bu işkenceyi. Seni kardeş köpek. Sana yalvaracağım ha. Kurda kuşa yem olurum daha iyi. Haydi vur. Vurun. Orhan'ı dinleyin. Daha sert vurun. Dayanın yiğitler. Orhan pek zeki değil. Ama seninle dost olabilirdik. Göstereceğim sana dostu düşmanı tekfur. Vurun şunlara. Ofis canını sıçıp alacağım seni. Bekle sen bekle. Kırbaçlayın. Daha sert vurun. Efendim. Osman'ın elçileri geldi. Gelsinler. Derhal bu kefaseli bitireceksin Tekfur. Atları ve şehzadeleri serbest bırak. Kale benim. Esirler benim. Ben istersen bırakırım. İçim yanar Osman Bey. Mehmet. Daha gibi yiğit. Daha dün şuncacıkken yanımda yürürdü. Büyümesine daha iyi alışmamışken. Şimdi bu esaret. Kor olur. Yakar içimi. Acın acımdır Yakup Bey. Evladım Orhan. O benim ilk gözlerim. Usat tuttuğunda dahi yorulduğunda bile bırakmazdı. Talimini mutlaka bitirirdi. Dirayetlidir. Dirayetlidir. Dayanacaklar. Dayanacaklar elbet. Beyim. Ama bu iş çok uzamayacak. Evlatları kurtarmak için her şey hazır edilecek. Gerekirse surlar dövülecek. Gerekirse kapılar kırılacak.
evlatlar alınacak. Her şey hazır mı? Hazırdır beyim. Sessiz olmak gerekirse elhamdülillah buna da hazırız. Eyvallah. Kazıcılar ha. İyi düşünmüşsün Osman Bey. Yerin altından gireceğimizi beklemezler. Evlatları tezden vermezseler, hem kestelin altını hem de o yiğitlerin mezarlarını bu yiğitler kazacak. Hele şu altlardan bir haber geçsin de evlatlarımızın sağ olduğunu işitelim. Şu yürek ağrımız bir geçsin. Ya evlatlara mezar kazmak zorunda kalırsak diye söylersin ha. Buna cesaret edemezler. Tasa etmeyesin. Bizden isteyecekleri çok şeyleri vardır. Anlaşma size bağlı. Şehzadeleriniz çok dayanıklıymış. Ama bakalım buna dayanabilecekler mi? Askerler! Susamışlardır. Ben esirlerimi aç susuz bırakmam. Her şey usulüne göre olsun diye geldik Tekfur. Anlaşmaya geldik. Şehzadeleri bırak şartları konuşalım. Öldüreceğim seni Tekfur. Anlaşma. Eğer kurallarıma uyarsanız elbette anlaşırız. Askerler, götürün bunları. Konur Bey, biz şehit düşersek şereftir. Namımız cihanı tutar. Bu iç süreçine istediklerini vermeyesiniz. Gam yok, keder yok. Varın öyle din atamızı, anamızı. Diyesin hele kurallarını. Sabrımızı daha fazla zorlama. Lefke, Karacahisar, Marmaracık kaleleri. Kalelerin hepsini istiyorum. Ve bu kalelere gelen bütün vergileri, hazineyi istiyorum. Asla vermeyiz. Kaidelerini tekrar düşünesin. Siz bilirsiniz. Vermezseniz hepsinin kellelerini alırım. O vakit diğerini sökeriz. O sakat kolunla mı? O kolla. Osman Bey'le Yakup Bey'e söyleyin. Anlaşmaya Lefke'ye geleceğim. Önce kalelerin bize verildiğine dair ferman çıkaracaksınız.
fermanları ve kalelerin anahtarlarını aldığım zaman o en kıymetsiz esirleri teslim edeceğim. Ne zaman ki kalelerime yerleşirim, anlaşmaya uyduğunuza emin olurum, o zaman şehzadelerinizi teslim ederim. Sınırını çok zorlarsın Tekfur. Yakup Bey ile Osman Bey'e teklifimi ne kadar erken iletirseniz esirlerin de acısını çabuk dindirirsiniz. Gördünüz, bu daha hiçbir şey. Teklifim kabul edilene kadar onların canını daha çok yakacağım. Şimdi gidin buradan. Ne isteyecekler dersin Yakup Bey? Şu cihanda evlattan daha değerli hiçbir şey yok Osman Bey. Benden isteyecekleri her şey kudretim kabilinde olacaktır. Yakup Bey. Bunu kefara duyan da vay halimize. Evlatlar elbette kıymetli. Ama bu senin dediğin. O nasıl kelam Osman Bey? Yakup Bey, öyle ya da böyle bir takas yapılacak. Ama sen her şeyi verecek misin? Elbette vereceğim. Ama nihayetinde alacakları tek şey ölüm olacak. Onca pusat ne diye dövülür? Onca mancınık ne diye yapılır? Evladıma dokunmaya kalktıkları için dahi onları yerle yeksan edeceğim. Evlatlar elbette en kıymetlimiz. Elbette şüphe yok. Ama ne hücum için ne de istediklerini vermek için acele etmeyeceğiz. Türk'ün ayak bastığı yer ona yurt olur. Hele şu dar boğazı bir geçelim. Evlatlar Kestel'de olduğuna göre gayri Kestel'de yakında bizim olacaktır. Evlatlar dardayken bile fethimi düşünürsün Osman Bey. Kestel'i de evlatları da alacağız. Eğer ki evlatları sağ salim alırsak o vakit kazayla. Ama evlatların başına bir şey gelirse işte o vakit gazapla. Gazapla üzerlerine gideceğiz. Dostum Makranos. Onların bizden aldığı tüm kaleleri tek tek geri alacağım. Bununla da yetinmeyeceğim. Onların canını istiyorum. Teklifimizi kabul edecekler mi? O kadar kale, altın, maden. Yakup hiç düşünmeden kabul edecektir. Onun çok kıymetli bir evladı var. Biliyorum. Ama Osman, İşte o direnecek. O zaman ne yapacağız? Yakup'un Osman'la ayrılığa düşmesi bizim işimize gelir. Onlar birbirleriyle uğraşırken biz tepelerine çökeceğiz. Lefke'ye çok fazla asker sokamayız. Asker sokmamıza gerek yok. Teslim edeceğimiz esirler. Neden sancaksızlar sanıyorsun? Osman'la Yakup'u öldürecekler. Sancaksızlar Osman ve Yakup'u öldürecek. Güzellikle ya da zorla. Evlatlar. Evlatlar.
Erceng'e gittiklerinde şurama bir şey oturur. İçim yanar. Seni en iyi ben anlarım Malhunat. İkimiz de aynı acıyla sınanırız. Bey anasıyız. Ahaliye örnek olacağız diye. Kaya gibi dururum ama analık başka. Başka ya. Çok başka. Her şerden sakınarak büyüttüğüm evladım. İmzalımın elinde kim bilir ne acılar çeker. Allah, sen evlatlarımızı koru ya Rabbi. Sen zalime fırsat verme. Düşüncesi bile ciğerimi deler geçer. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Benzemez ya. Allah kimse yaşatmaya. Vallahi. Ne aldığın nefesi bilirsin. Ne yediğin lokmayı. Yese düşmeyin. Evlatlar sağdır. Bir şey yoktur. Allah'tan ümit kesilmez. Ha Saadet Hatun? Biz bey anasıyız. Daim dik duracağız. Dik durup kenetleneceğiz. Dua edeceğiz. Elimizden bir şey gelmez ki Bala Hatun. Bak biz burada oturuyoruz. Evlatlar şimdi orada kim bilir ne işkenceler görüyor. Yok. Yok. Bizim en büyük pusatımız duamızdır. Zalimin zulmünden Allah'a sığınacağız Saadet Hatun. Zulüm altında acı çeken tüm evlatlar için dua edeceğiz. Otlar! Duvara dön börkleri çıkar. Böyle bulabileceğiz mi haini? Bulacağız. Cenab-ı Allah'ın izniyle bulacağız. Önce içeridekileri, ondan sonra da girip çıkanı didik didik edip bulup çıkaracağız. Bulacağız. Beyzer, gözünü açık tut. Bakılmadık, kimse kalmayacak. Buyurun dur şehzadem. Bacıları yokladık. Hiçbirinde iz yoktur. Siz devam edin. İyi misin? Hava almak ister misin? Hı hı. Üzülmeyesin. Mehmet Bey de, ağabeyim de güçlüdür. Sağ salim gelecekler Allah'ın izniyle. Öyle mi dersin? Öyle derim tabii ya. Hiç merak etmeyesin. İçimde kötü bir his var Alaaddin Bey. Bireci Hatun. Öyle bir dur aslında.
Etme. Etme böyle. Ağabeyin ne kadar güçlüyse sen de o kadar güçlüsün. Sen hiç ağlamayasın. Bileceğim. Sen... Sen hiç ağabeyin için korkmaz mısın? Ama ağabeyime itimadım tamdır. Orhan Bey, çıkan parmağını kendi takacak kadar cesurdur. Buradan da sağ salim çıkacaktır inşallah. Hulafira. Gerçekten oradan sağ salim dönebilir mi? Tabii ya. Hem ağabeyimle Mehmet Bey birbirini nasıl severler bilirsiniz. İkisi bir olursa hiç kimse onlara ilişemez. Şehzadem. Müsaadenizle atınlar. Şehzadem, alpların cümlesine baktık. Hiçbir iz yoktur. Aynur Bey, bizimle aram yapan alpları yokladınız mı? Hepsi itimat ettiğimiz alplar olduğundan hiç akıl edemedim. Hay aklınla bin yaşayasın şehzadem. Şimdi hemen Veysel'i, Süleyman'ı, Hasan'ı soruştur. Düşman sandığımızdan daha da yakında. Gayrı kimseye güvenemeyiz Bayındır Bey. Buyur şehzadem Bedir. Haydi. Orhan. Gitmeden önce bana bir şey söyleyecekti. Keşke dinleseydim. Keşke konuşmasını isteseydim. Ya söyleyemezse? Ya söyleyemezse? Keşke deme Hulafira. Allah'ın izniyle Orhan Bey de ağabeyim de sağ salim dönecekler. İşte o vakit merak ettiğin cevabı alacaksın. Gelenler var. Evlatlar iyi midir Çerkutay? Sağlar. Ama iyi diyemem. Ne isterler Konur'da? Kaleleri, hisarları, Marmaracık, Lefke, Karacahisar,
Fedai İmdi yakanlara alınan vergileri. Hazineler isterler. Hepsi ferman ve anahtarlarıyla teslim edilecek. Soysuz köpekler. Ne vakit görüşmek isterler? Bu gece. Nefke'de. İyi. Ha? Sen ne dersin Yakup Bey? Ha? Ne görüşmesi? Bizim kılıç hakkımız olan, kan hakkımız olan yurtları isterler. Kaleleri isterler. Kan hakkı ha? Kan akıtacak onlarca yiğit. Kılıç hakkı ha? Dövülür binlerce pusat. Ama evlatlar, onların yeri de olmaz Osman. Ben evladımı altından ayırmam. O kan da bizim kanımız. Bu yurtlar uğruna kaç baba evlatsız kaldı sen bilir misin? Ya, bir tane dahi kaleyi vermeden o evlatları almanın yolunu bulacağız. Ya, bu tedbirsiz hamleyi yapacak vaziyette değiliz. Önceliğimiz evlatlar. Bu işin dönüşü olmaz. Eğer bugün kaleleri verirsen büyük bir mağlubiyet almış olursun. Eğer Karacahisar'ı verirsen cesaretlenecekler. Kütahya'yı da isteyecekler. Destur Osman Bey! Ne düşmanı gözünde büyüt, ne de bizi küçült. Ben cümle yurdun sultanıyım. Benim ciğerim yanar. Hisarları, kaleler verilecek, evlatlar alınacak. Benim de ciğerim yanar. Ama unutmayasın. Toprak sultanın değildir. Yalnızca milletindir. Sakın ha bu gaflete düşme. Öyle. Sen işi yokuşa sürecek. Evlatları canından edeceksin. Var git sarayına indi. Evvel sarayındaki haini bul. Görüşmeye yalnız gideceğim. Kayınvaz. Beyim. Hazırlıkları yapın. Yola çıkarız. Buyruğundur beyim. Onur. Hadi. Buyruğundur beyim. Yakup Bey. Aşağıda buyurursan ben de seninle gelmek isterim. Gelesin Konur, gelesin. Meselenin nasıl kolaylıkla çözüldüğünü kendi gözlerinle göresin. Eyvallah. Aykut. Bizim kursağımızdan geçer mi sanırsın sen?
Önüne gel! Gel! Bir daha bunlara yemek vermeyeceksiniz. Aç kalsınlar ki akılları başlarına gelsin. Topla şunları. Sen bizim korkup sileceğimizi mi sanırsın ha? Siz kendi akıbetinizden korkun iç sürüleri. Hiç merak etme. Çok yakında hepinizi cehenneme yollayacağım. Ölümle mi korkutacağım bizi soysuz? Duydun mu? Ölümden korkmuyormuş. Biz ölürsek şehidiz. Ama siz ölürseniz ki hepinizi ellerimle geberteceğim. Sizin leşinize çakallar bile tenezzül etmeyecek. Öyle mi? Öyle. Kalleş köpek seni! Sevdim seni Burhan. Hadi çıkıyoruz. Mehmet Bey ve Orhan Bey, Karacahisar, Marmaracık ve Lefke kareleri karşılığında takas edilecektir. Çok şükür, çok şükür ya Rabbim. Sen ne dersin Cerkutay? İyiler değil mi? İyidirler, iyidirler. Küffarın elinden alınca daha iyi olacaklar inşallah. Bay Sungur, Osman Bey ne der bu işe? Yakup Bey'in kararı bu yönde. Osman Bey de bu karara uyacak. Osman Bey'im der ki... Saadet Hanım, Osman Bey bu takası bozacaktır. Yakup Bey gözünü hatunların üzerinde olsun dedi. Evladımın canı söz konusu. Gözlerim üzerlerindedir. Madem hayırlı haber aldık, şimdi herkes vazifesine devam etsin. Saray aranacak. İçteki haini bulana dek durmayacağız. Haydi. Şehzadem Veysel hariç hepsine bakılmıştır. Tezinden Veysel'i bulun. Tezinden. Kurduğun düş hayalden öteye gitmez kızım. Anlamadım. Bir düş kurarsın ama o iş olmaz.
Seni burada çok üzerler Holofira. Kıymetini bilmezler. Bazen içimi okuyorsunuz Saadet amcim. Analık. Analar çocuklarının gözlerinden anlar. Seni de ilk gördüğüm anda çok sevdim. Evladım gibi sevdim seni. Ben annemi çok küçük yaşta kaybettim. Yerini dolduramadım hiç. O vakit gelinim ol. Bir evladım da sen ol. Hayırdır Saadet Hatun? İşittiklerimiz doğru mudur? He ya, ne hata olacak? Holofira'dan daha iyi gelin mi bulacağım? Oğlum, hayrolsun, ne oldu? Saraydaki haini yakaladık validem. Kimmiş? Holofira. Nabu'da kanıtıdır. Odasından çıktı. Fatma, benim böyle bir şey yaptığımı nasıl düşünürsünüz? Ne dersiniz siz? Holofira öyle bir şey yapmaz. Sen bize bunu nasıl edersin? Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Bacılar! Holofira'yı zindana götürün. Holofira ve yardımcıları sorgulanacak. Hepsini ayrı ayrı zindanlara koyun. Haydi! Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Vallahi ben Orhan'a böyle bir şey yapmam. Ben yapmadım diyorum. Siz benim bunu yaptığımı nasıl düşünürsünüz? Bırakın beni! Bırakın diyorum! Ne yapmaya çalışır bunlar? Holofira'nın Orhan'a ihanet etmeyeceğini ben bile bilirim. Malhun mu bilmez? Belli ki bir oyun oynarlar ana. Cerkutay Bey, atları hazır edin. Yakup Bey haklı. Bunlar rahat durmayacak. Gözünüzü dört açın. Hata ediyorsunuz. O kafes nereden çıktı bilmiyorum. Fatma, beni dinlemen lazım. Ben Orhan'a asla böyle bir şey yapmam. Haydi Holofira, haydi. Bu kafes benim değil. Yürü. Biliriz Holofira. Kafesi odana biz koyduk. Ne oluyor? Seni saraydan gizlice çıkarabilmek için ettik. Başka çaremiz yoktu. Şimdi birbirimizden başka kimseye güvenemeyiz. Osman Bey bizi bekler. Haydi, vakit yoktur. Yolunuz açık olsun. Osman Bey öyle durmaz. Muhakkak bir oyun edecektir. Akılsızlar. İki karış toprak için evladımı toprağın altına koyacaklar. Ben buna izin vermem. Ana, böyle bir hamle ediyorlarsa güvendikleri bir sebep olmalı. Sana ne oluyor Gonca? Ha? Ne sebebi ararsın? Sebep belli. Onların gözü kör. Haydi zindana. Haydi. Açın kapıyı. Bala Hatun'un kesin emri var. Kimse içeri girmeyecek. Sen benim kim olduğumu bilmez misin?
Açın kapıyı dedim. Saadet Hatun. Sen ne edersin bala? Benim evladımın canı mevzubahis. Biz ne edersek evlatlarımız için ederiz. Senin evladın yanındadır bala. Benim evladım tahtımın varisi keferenlerinde. Sulh sağlanmış iken bunu bozmanıza müsaade edemem. Sen hangi sulhtan bahsedersin Saadet Hatun? O kaleler uğruna nice şehitler verdik biz. Şimdi teslim edersek mahşerde onların yüzüne nasıl bakacağız ha? Yeter bala. Önümden çekilesin ya da. Ana. Gonca. Ağabeyinin canı söz konusu. Güzellikle çekilesin yoksa. Yoksa ne? Burası benim sarayımdır Saadet Hatun. İndirin bu satları. Ablar! Bacılar! Bala! Tutuklayın hepsini. Bala dedim! Özellikle anlattım, anlamadın. Gayrı söz bitti. Evladın gelene dek zindanda bekleyeceksin. Haydi! Bunu yanına koymayacağım seni. Götürün. Bırakın! Bu yaptığınızı yanınıza koymayacağım bala. Evladın geldiğinde öfkelenecektir Saadet Hatun. Bunu iyiliğimize yaparız. Evladıma bir zarar gelirse... Dua edelim. Saadet Hatun, dua edelim de sağ salim gelsinler. Zor gelecekse. Vaktiyle de zor geldi. Hiçbiriniz kolaylaştıralım demediniz. Açasın. Açasın. Açasın.
başka yere. İstemez. İstemez. Vaktiyle göstermediğiniz merhameti şimdi hiç istemez. Siz beni düşünmeyin. Siz beni düşünmeyin. Sakın. Sakın. Hata edersiniz. Bu ettiğinizin dönüşü yok medreseli. Yine medreseli olduk ha? Hileci Hatun. Seni zindana koymak istemem. Ama hilecisin ya. Seni anca burada zapt ederim. Alaaddin Bey. Eğer ağabeyimin başına bir iş... Gonca Hatun. Bana azıcık güvenesin. Bak gör. Sağ salim gelecekler inşallah. Gayrı sana inanmaz bu medresele. Boran gelecekler. Hazırlıkları tezinden yap. Buyruk bayanım. Kardeşler tez davranın haydi. Haydi. Bunlarla gireceğiz ha. Olacak iş değil. Bula bula bunu mu buldun Gürbüz? Herkesin meziyeti bu farklı. Kardeş. Kaleyi bununla fethedeceğiz. Durun kardeş, durun hele. Bu sefer öyle fırçıyla sandıkla girmeyeceğiz. Vazife başka. Kisvelerle arabanın başında olacaksınız. Senin maharet haybeye gitti ha? Haydi acele edin. Osman! Valla. Osman, evlatlar. Hiç merak etme. Evlatları alacağız. Bilirim, bilirim ama ana yüreği işte. Mahum, güçlü olasın. Evlatlara asla dokunmayacağız. Merak etme. Sana itimadım tamdır. Alo Firah. Şimdi Kesel'le ilgili bildiğin her şeyi bize anlatasın. Oranın hayatı için. Bu çok mühim. Osman Bey. Kesel'in iki büyük, üç küçük kapısı vardır. İki büyük kapıdan biri burada, diğeri de buradadır. Diğer üç küçük kapıdan ikisi burada, diğeri de bu dehlizlerin altındadır. Ben bu kapıdan girelim derim. Bütün gizli geçitlerin yeri bellidir dersin ha Aykurt. Evvel Allah Konur Bey. Eyvallah. Maşallah, maşallah. Tedbirleri tam almışsın Konur.
He ya Yakup Bey. Bunlar tedbirlerin sade görünenidir. Ve onca kafir ağırlanacak. Tedbirlerimizi sıkı tutarız inşallah. Hala hala. Gece çökene dek istirahat edeceğim. Tüm hazırlıklar bitmiş olsun. Gelecekler kaleleri, hisarları alacaklar. Evlatları verecekler. Eyvallah. Ekurt. Şimdi beni iyi işitesin. Gözlerini dört açacaksın. Senden bir şey isteyeceğim. Ama harfiyen yerine getireceksin. Evvela bana bir Hristiyan asker kısmet bulacaksın. Buyurundur Konur Bey. Sizler altına, akçeye pek düşkünmüşsünüz. Öyle duydum. Doğru mu? Yüzünü göstermekten korkan it. Küffar malı için Müslümana kılıç bilemeyiz biz. He mi? Altın dediğin ne ki? Buradan çıkıp kervanlarını yağmalayan da hepsi bizimdir. Bana öyle geliyor ki bu kafayla bu kör zindandan asla çıkamayacaksın. Şafirin! Bırak kardeşimi! Bırak! Teklifimizi kabul etmişler. Beni Lefke'ye bekliyorlar. Güzel. Gelelim size. Sancaksızlar. Gel, gel. Sen ve üç adam Tekfur Makranos'la beraber Lefke'ye gideceksin. Osman ve Yakup fermanlarını verdikleri an serbest bırakılacaksın. Sonra hiç beklemedikleri bir anda bunların burunlarının dibine kadar gireceksin. Tak! Hançerini kalbine saplayacaksın. Kurusun Burak! Kardeşlerini bırakacağım. Söylediklerimi yaparsan o çok sevdiğin kardeşlerini bırakacak. Size teklifim bu. Kabul etmezsen o çok sevdiğin kardeşlerini tek tek geberteceğim. Ve bu çok acı dolu olacak. Yeter! 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 Kararını ver. Altınlar ve kardeşlerin mi? Yoksa bu kör zindanda geberip gitmek mi? Nefesini Osman'a sakla. İhtiyacın olacak. Durun. Asker, bizi niye durdurdun? Tekfur Hazretlerinin emri var. Kimin olursa olsun
İçeri giren bütün arabalar aranacak. Ne var bunun altında? Osman Bey. Şimdi bu askerleri sandıkların içine koyarsınız. Buyursun Bey. Hadi bakalım, ver. Veysel'i buldunuz mu? Şehzadem, her yana baktık ama yer yarılmış, içine girmiş sanki. Kaçmış olma ya. Yok, tüm kapılar kapalı. Kaçamaz. İçeride. Şehzadem, Veysel'i altların odasının orada görmüşler. Bayındır, haydi. 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 Veysel. Şehzadem. Sabahtan beri seni ararız. Neredesin sen Veysel? Şehzadem, bir vazife vermişlerdi, onu ederdim. Öyle mi? Ne bitmez vazifeymiş bu böyle? Bir isteğiniz, bir arzunuz mu vardır şehzadem? Şehzadem! Şehzadem, ben bir hata mı işledim, neler olur? Şimdi öğreneceğiz ne ettiğini. İz yoktur. Bırakın. Şehzadem, ben nasıl bir hata ettim de beni böyle hain bellediniz? Tedbir gereğidir Veysel. Herkese bakarız. Kusura bakmayasın. Hakkını helal edesin Veysel. Helal olsun. Bu mesele bizi birbirimize düşürmesin. Bu tedbir hepimiz içindir. Eyvallah. Sultan Yakup, sizleri kalemizde görmekten büyük onur duyuyoruz. Peki ya Osman Bey nerede? Sen ne edeceksin Osman Bey? Senin karşında Türk'ün sultanı var. Haddini bilesin Tekfur. Evlatlar elinizde değil. Kelamlarını hesapsız söylersin. Sabrımı sınamayasın. Aynı şey sizin için de geçerli. Sultan dahi olsanız, veliahtınız, müstakbel sultanınız elimizdeyken kelimelerinizi doğru seçin. İstediğiniz hisarlar, kaleler sizlere teslim edilecek. Evvela Lefke ile başlayacağız. Hayımaz. Ben sözümü tutarım Tekfur. Şimdi sen de Kestel'e haber salasın. Evlatları serbest bıraksınlar. Yok Yakup Bey, öyle kolay değil. Sözü edilen bütün topraklar verilecek. Sonra evlatlarınızı askerlerimizle size teslim edeceğiz. Tekfur,
Belleki niyetin cümlenizin canına karşılık oğlumun canını takas etmektir. Haddini bir kez daha aşar ise... Bize hiçbir şey yapamazsın Yakup Bey. Oğlun elimizde olduğu sürece sen de bizim elimizdesin. Kapıda iki tane muhafız bekler. Sessizce bu işi halledeceğiz. Hasan, etrafı kolaçan et. Biraz imkansız. Neresi çok güzel? Keser muhafızlarının silahlarını koyduğu yerin hemen yanında. Hemen. Hemen gidelim. Allah'ım sen evlatlarımızı koru. Burasıdır Osman Bey. Yumar, şu lefkenin anahtarını Tekfur'a teslim edin. Aksi halde ahvali feci olacak. Osman buna nasıl müsaade etti Sultan Yakup? Kaleleri, hisarları almak onun yıllarını aldı halbuki. Çünkü karşında Osman Bey yok. Karşında Sultan Yakup var. Osman'ı yıllarca uğraştıran, size zaferler hissi tattıran kaleler, hisarlar benim av konağımdan daha küçüktür. Üstelik lefkenin Fatih'i benim. Ben de niyetimin samimi olduğunu göstermek adına askerler! Lefkeye karşılık bu kadar esir salıyoruz. Diğer isteklerimiz karşılandığında şehzademiz serbest kalacaktır. Çözün ellerini. Tasa etmeyesin Tekfur. İstediğini alacaksın. Şimdi lefkenin bize ait olduğunu ispatlayan fermanı ver Yakup Bey. Kayyumaz. Haçlı sancaklarını alsın askerler. Yakup Bey, lefkeyi gerçek sahibine veriyor. İşini bitirince hem altınlara hem de kardeşlerine kavuşacaksın.
Burası mıdır? Evet Osman Bey. Bu dolabın arkasından geçersek zindanlara yakın bir geçide varırız. Oh şükürler olsun. Haydi tezinden. Atlar. Haydi. Barak. Beyim. Adlara diyesin geçitler beklesinler. Eyvallah bey. Mayas durun. Anahtarları ver. Yoktur bey. Osman. Osman bir şey yapasın ne olur. Osman. Bunu mu ararsın? Bu zindandan benim iznim olmadan kimse adam alamaz. Senin de kelleni alacağım. Evladımı da alacağım. Mehmet. Mehmet. Ah evladım. Mehmet. Mehmet. Abi. Sen deyiz. Çok şükür. Çok şükür. Olafira. Çok şükür. Olafira. Olafira. Ayaklarını çözesin haydi. Beyim, Gürbüz. Kestel ayaklandı. Askerler gelir. Askerlerin olmadığını görünce üzerimize gelecekler. Haydi. Haydi tezinden gizli geçitlere. Haydi. Haydi.
Haydi. Gel evlat. Gel evlat. Gel evlat. Gel. Kalk asılma gayret. Haydi. Boran. Beyim. Ateşli okları sal. Evlatları öldür. Eyvallah. Hayır. Haydi. 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 Gayret. Evlat, dayanız. Hakaret, kerebet. Hakaret. Sultan Yakup, evladına kıyamadım. Merhametiniz, sevginiz sizin zayıf noktanız. Bana inan, sonunuz bu olacak. Komutan Bey, ateşli ok atılmıştır. Durasın Yakup Bey. Ne Hilal Hoca yenilir, ne de yurt düşmana yar olur. Anlaşma geçersizdir. Osman Bey Kestel'e varıp Orhan ve Mehmet'i kurtarmıştır. Yalan! Yalan söylüyorsun! Mehmet hala elimizde. Osman her şeyi yapar. Ama asla yalan söylemez. Şimdi diyesin bana. Seni benim elimden kim alacak? Oğlun kurtuldu ama sen kurtulamayacaksın. Kaçmasına izin vermeyin. Yakalayın! Atlar! Kesin önlerini, geçit vermeyin. Lefke, senin kanınla yıkanacak Yakup. Gebereceksiniz. Yakup, sen bizim ardımızda durasın. Öyle bir vakitte arkada durup saklanmak olmaz Konur. Saldırın! Gonca Hatun. Medreseli. Yoksa ağabeyimden bir haber mi vardır? Ne dev geldin o vakit? Şu rezil halimde eğlenmek için mi?
Eğlendiğini mi düşünürsün? Bilmem. Ben seni tanıyamadım artık Alaaddin Bey. Pek çok yüzüm var. İmdide iki yüz edersin ha? Nasıl anlarsın? De haydi. Ne dev geldin? Öksürürdün. Ot kaynattırdın. Hey gelir. Hem zindana sokarsın. Hem de şifa getirirsin, öyle mi? Ben de bunu derim işte. Ben seni anlayamam Alaaddin Bey. Ya sen? Senin her ettiğinin bir anlamı var mıdır İlece Hatun? Hayırlı gecelerin ola. Eğer bir haber alırsan... Haber ederim. Tasa etmeyesin. Kaçmışlar. Düşün peşlerine hadi! Evladıma dokunmaya kalkanın kökünü kurutmadan durmayacağım. Allah'ım, senden başka gidecek kapımız yok. Benim ağabeyim Yiğit'tir, Mert'tir. Sen onu koru. Bir de onun acısıyla sınama bizi. Sen esirgeyensin. Sen bağışlayansın. Ağabeyimi de bize bağışla Allah. Amin. Güzel kızım, ağlama gayrı. Allah'ın izniyle ağabeyin gelecek. Gelecek değil mi ana? Heya. Hem'i görmedin mi? Malhum Holafire'yi alıp gitti. Ağabeyin gelmesinde ne etsin? Esahtan ana. Holofira'nın bu ettiğinden sonra anam ona razı gelir mi dersin? İnşallah diyelim. Ya sen? Sen Gonca'yı imtihan ettin mi? Ne dersin? Ondan iyi gelin olur mu? Bak hele. Ağzımdan laf almaya çalışacak ha? Haydi ana. Ne dersin? Gonca'yı kız. Mayası sağlam belli. Ama Saadet Hatun için aynısını diyemem. Kızları da anaları yetiştirir.
bir vakit daha gözlemleyeceğim. Ama onu daha yakından tanıyan biri gerek bize. Benim aklımda biri var ama bize yardım eder mi bilmem. Ülgen'i mi dersin? Yolumuz burada ayrılır Osman Bey. Eyvallah. Şimdi Saadet Hatun Yenişehir'de bizi bekler. Sen de bizimle gelesin de yüreğine su serpersin. Sizinle bir varan da sevinen Saadet Hanım olmaz. Şimdi yolumuz birçok yurttan geçer. Dost var, düşman var. Gerek yok, sevindirmeyin. Sen bilirsin Mehmet Bey. Ama bu saklanacak bir şey değildir. Elbette herkes duyacak. Karar senin. Var olasın Osman Bey. Sana bir can borcum var. Vakti gelen de ödeyeceğimden şüphen olmasın. Eyvallah. Yolun açık olsun. Eyvallah. Hele gelip soğuk ayranımızı içesin Mehmet Bey. Mazimiz vardır gayrı. Seninle aynı yere düştük diye, aynı çileye çektik diye bizi bir sanmayasın Orhan Bey. Var git atan uzarında ayranını iç. Öyle kibirlisin ki canını kurtaranlara dahi çatarsın. Hayda var git yoluna Mehmet. O gün bugün değil. Hayda. Ya! Ya! O gün geldiğinde öğreneceksin Orhan. Öğreneceksin. Haydi! Hala haber yok. Buradan bir çıkayım. Bunun hesabını soracağım. Bala. Açasın. Gayrı Hürsün Saadet Hatun. Mehmet'imden haber var mı? Muştum isterim. Orhan da Mehmet de sağ salimdir. Osman Bey kurtarmış yoldalar. Şükürler olsun. Çok şükür ama. Canım. Bala Hatun. Evladıma kavuştum ama bu yaptığınız hadsizliği unutmayacağım. Hesabını sonra soracağım. Ben ne ettiysem evlatlar için ettim Saadet Hatun. Hele bir oğlun gelsin, ona sarıl. Bunları sonra konuşuruz. Benim evladım gideceği yeri bilir. Çarkutay Bey, atları hazır edesiniz. Çıkarız. Uram yıkam nefsevini. O da yana hırs ve heva. El götürem imden geri. Nefs ile savaş eyleyem. Oo.
Selamünaleyküm Derviş Efendi. Ve aleykümselam. Ne edersin bu yolda böyle yayan? Abdest tazeleridik. Rahvanatı olmayan da Adem'in bu yolda işi olmaz mı dersin? Estağfurullah. Ondan demedim. Bu yolun tekincisi çoktur. Aramisi bol olur. Dilersen sana yoldaşlık edelim. Eksik olmayasın. Farklı taraflara gideriz. Yaralarına bakılır ise sen o haramilerle karşılaşmışsın bile. Küçük Cenk'ten gelir, koştur koştur büyük Cenk'e yetişirsin. Geçti başımızdan bir şeyler. Ne kadar büyük, ne kadar küçük Allah bilir. Sen nereden bilirsin nereye yetişeceğimizi? Gelin oturun hele, soluklanın biraz. Bir şeyler ikram edeyim. Derviş Efendi, nereden bilirsin nereye yetişeceğimizi? Dediğimiz bizden değildir ki. Resulullah'ın Tebük seferini bilir misin? Bilirim. En kalabalık orduyla katıldığı seferdir. İşte o seferden Medine-i Münevvere'ye dönen de ashabına buyurmuş ki, küçük cihattan büyük cihada geldiniz. Ashabı, büyük cihat nedir ey Resulullah diye soran da, büyük cihat nefsin heva ve hevesine karşı verdiğin cihattır diye buyurmuştur. Nedir nefsin heva ve hevesi der isen, kimine göre akçadır, kimine göre makamdır, kimi post hırsı ile doldurur, kimi dost hırsı ile. Sen şimdi dersin ki, bu ihtiyar derviş bunları bana niye anlatır? Anlatırım çünkü karşımdaki insandır. İnsanda nefs vardır. Nefs, hırslarının toplamıdır. İçki, kul olalım. Nefsi yenip, Hakk'a teslim olalım. Hakk'a teslim olan, huzur bulur. Huzur bulamaz isen, yularını nefsinin eline verir, şeytana yoldaş olursun. Aman diyeyim, cihanda dirlik düzenlik konmaz. Yaralanmış dahi olsan, ocaktan çıkıp buraya varmışsın ya, galipsin. İnşallah nefsine de galip gelirsin. Hadi, bana müsaade. Yolunuz açık ola. Eyvallah Derviş Efendi. Eyvallah. Abi. Bacım. Hoş gelmişsiniz beyim. Oh, hoş gördük. Bir belayı daha savurduk, çok şükür. Çok şükür. Al buyurun. Evet. Fatma. Ya böyle durasın. Kefereden zor kurtardık. Şimdi bir de sen boğacaksın. Ne yapayım? Çok korktum baba.
Hele gel bakayım sen bana. Gel bakalım, gel gel. Ha. Alo Fira. Var olasın. Bizi büyük bir zorluktan kurtardın. Cesur davrandın. Rica ederim Osman Bey. Var olasın kızım. Az da bize bırakasın Fatma Hatun. Çok şükür. Çok şükür abi. Kardeşim benim. Çok şükür. Geleceğinden bir kez daha şüphem olmadı. Neredeydin ki kardeş? Bir kez seni gördük geldik. Esaret dediğin bize vız gelir vız. Gel. Gayri hazırlıkları yaparsınız. Uç pazara gideceğiz. Ne yapacağız orada baba? Zorluğu yalnızca biz çekmedik. Bu süreçte Germiyan da epeyce zorlandı. Gidelim onlara bir geçmiş olsun diyelim. Hem de bir kudretimizi gösterelim. Boran. Beyim. Önden varasın. Vaziyeti bildiresin. Büyük bir giriş yapalım. Buyruk bayımındır. Haydi. Müsaade var mı beyim? Mehmet. Gel sen oğul. Ettiler sana o. Kurt yavrusu gören de çakalların ağzı sulandı beyim. Ama kan kustuk. Kızılcık şerbeti içtik dedik. Bir an bile boyun eğmedik. Çok şükür. Çok şükür. Otağımızda senin karşındayım. Aslanım benim. Kayyumaz. Beyim. Tabiplere haber sal. Gelip yaralarına baksınlar yiğitim. Buyruğundur beyim. Gel. Gel otur, ayakta kalma. Her şeyi en başından anlatasın. Hiç beklemediğimiz anda tuzağa düştüler beyim. Biz bir plan yapmış idik. Önden Orhan girdi. Sonra ben. Cümle yurdumuza göz diktiniz. Oyunlar kurdunuz. Ama bilemediniz. Türk'ün yurdunu elinden almak öyle kolay değil. Benden ne istiyorsunuz? Sahip olduğun ne varsa. Yolun sonu geldi Tekfur. Düşünme. Sen orasını düşünmeyesin Tekfur. Ey dinle beni. Sana ne dersek onu yapacaksın. Yanlış bir hamle yaparsan canından olursun. İşittin mi Tekfur?
Gözünüzü açın. Haydi. Çok yanıyor mu canım? Seni gördüğüm vakit benim bütün acım dindi zaten. Hem sen bana böyle bakacaksın, ben daha çok yaralanırım Tekfur'un kızı. Sakın ha. Sakın. Sakın bir daha yaralanma Orhan. Hem annen de çok korktu. Anam korkmuştur tabii. Ben giderken sana anamla iyi geçin dedim. Ama sen daha da ötesini edip anamla beni kurtarmaya geldin ha. Ama belli ki sadece anam korkmuş. Ya sen, sen korkmadın mı Olafira? Ben çok korktum. Sana bir şey olacak diye. Çok korktum. Ben de. Ben de bu gözlere bir daha bakamayacağım diye. Çok korktum Olafira. Yaralarını sarmak gerek. Canım acımaz dedim. Ben giderken sana bir şey demiştim. Dönünce konuşacağız demiştim. Hatırlar mısın? Evet. Ben esirken bir kez daha düşündüm. Olafira, ben seni çok... Ağabey. Bacım. Anam seni çağırır. Anam çağırır. Git. Yine konuşuruz. Hem anneni bekletme. Senin için çok korktu. Az daha geç gelemedin ha. Az daha geç gelemedim. Anam çağırdı. Anam. Ben neredeyim ağabey? Hem sen ne derdin Olafira'ya? Hiçbir şey demezdim. Ne derdin ağabey? Ben sana söyleyeyim de git hem anama söyle hem babama söyle. Hepsine söyle. Ağabey. Mehmet'im. Aslanım. Oğlum. Bana. İyi misin oğlum? Sana ne ettiler evladım? İyiyim anam, iyiyim. Merak etmeyin. Sana kalkan o elleri kırılsın inşallah. Abi. Abi. Bacım. Abi. İyi misin? Çok korktum abi, sana bir şey olacak diye. İyi misin? İyiyim bacım, iyiyim. İyi. İyidir iyi. Şuncacık yarayla benim yiğidime hiçbir şey olmaz. Oğlum. Bitti artık. Adak adadayım. Tezinden kurbanlar kesilsin, ahaliye dağıtılsın. Mehmet'im. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Gelersin Orhan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurasınız. Ay, ay, ay. Maşallah, maşallah, maşallah. Ay maşallah. Şükürler olsun Rabbim. Bizleri yine aynı sofrada birledi. Çok şükür. Hamdolsun. Yüreğim de Orhan'ımla zindandaydı. İmdi ikisi de hürdür çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Haydi afiyet olsun. Vallahi öyle bir acıkmışım ki. Alasın bacım. Holofre ile konuşurken hiç böyle... Hele hele. Hele hele. Ya kızımı rahat bırakın bakayım. Bir o taraftan dürter, bir o taraftan dürter. Ne olur öyle, ha? De hele, de hele. Ağabeylerim. Hiçbir şey etmezler. Heh. Hay ağabeyim. Hiçbir şey etmeyiz. Bir dediğim iki etmezler. Hay ağa. Etmeyiz beyim. Öyledir ya. Hiçbir şey saklamaz var mı? Hani böyle... Hani böyle... Gönül işleri falan. Ha? Bilmem ki. Bacım. Orhan ağabeyimin... O iş bendedir beyim. Bacıların eli kulağındadır. Bugün değilse bile... ...yarın gelinlerimizle tanışırız. Sonra da toy yaparız. Toy dediğin nedir ki? Hem şehzadeler. Ya. Toy yapalım, toylanalım, şenlenelim. İçin için. Soğuk soğuk. Durasın bacım, durasın sularımdır. İyi gelir. Ağabeylerim benim. İyi gelir ya. İyi gelir. Baba. Biz bu kestelden ne vakit hesap soracağız? Yarın. Belki yarından da yakın. Beyim. Konur beyler nerededir? Onlar saraya dönmedi. Konur imdi vazifeden. Ona hamleyle ilgili salık verdik. İmdi onunla ilgilenir. Ama yapacağımız hamle... Yakup Bey'le aramızı açacaktır. Orhan'la bir Mehmet'i de kurtardık. Minnet duyacaklarına ne diyor aramız açılsın? Mehmet Bey öyle kibirlidir ki hanım. Onu kurtardık diyor. Bırak minnet duymayı. Bize kin dahi güder o. Oyunu da atasından aldıysa... Yakup Bey'in de farkı yoktur. Biz onlardan minnet beklemeyiz. Onların kinlerini beslemeyiz. Ama bize nasıl cevap verdilerse biz de öyle karşılığını vereceğiz. Osman Bey bize dediğinden fazlasını edecek belli ki. Dilinin dediğinden fazlasını yapan gözünün gördüğünden fazlasını hedef alır. Benim yaptıklarımı uç pazarda sizler de göreceksiniz. Sen kurbanlarını kestire dur hatun. Ben kesilecek hesabı düşlerim. Ne hesabı baba? Bu yurt için canımızı vermeye hazırız kızım. Ama
iki kale için evladımın canını tehlikeye attılar. Bunlar hep zayıflıkları yüzünden Yakup Bey. Ömür heba ederler iki kale için. Candan öte görürler. Benim de kesilecek bir hesabım var. Bizi o zindana kodular ya. Ne zindanı hatun? Sözde haine oyun ederlermiş. Buldukları ilk fırsatı bizi küçük düşürmek için kullandılar. Sonrasında anlattılar ya ana. Hem bu sayede abim de kurtuldu. Sen daha neyi savunursun Gonca? Ha? Beni kurtarıp itibar devşirirler. Sizi zindana koyarlar. Bunların hepsi oyundur, oyun. And olsun ki bunlardan hesap soralım baba. Dilin de, haddin de onları fazla savunur. Bu Alaaddin işinde yüreğine sahip çıkasın Gonca. Olur mu öyle şey ana? Vazifedir. Sakalımızı okşar, şakağımızı bıçarlar. Samimi görünen her hamlelerinin altı dahi oyun doludur. Hanemi zindana koyarlar. Kelamımı çiğner, başı buyruk hamleler yaparlar. Gayrı bunlardan hesap sorma vakti gelmiştir beyim. Soracağız evlat, soracağız. Tez vakitte, hiç beklemedikleri bir anda tepelerine bineceğiz. Etmeyeyim dedim. Unutayım dedim. Gördün mü bize layık gördükleri yeri? Zindan. Ben Cerkuday. Zindan atmaya dılan. Duracak mıydın sanki? Bak Osman Bey, Mehmet Bey de Orhan Bey de kurtardı. Sen ne vakit gözünü açacaksın Lügen? Ne vakit? Toplanın ana. Çerguday. Orhan Bey nedir? Size mühim bir havadisim vardır. Hayırdır elbet. Vardır bir olmaz işi. Şimdi öğreniriz. Gazilerin öncüsü, Kayın'ın şanlı beyi Osman Bey, Şehzade Orhan Bey'i ve Yakup Bey oğlu Mehmet Bey'i küffarın elinden söküp almıştır. Gel Kutay! Kes şunun sesini. Ben yine. Murat, Murat! Murat! Sen ne edersin? Burası Yakup Bey'in mülküdür. Öyle izinsiz çığırtkanlık edilmez. Biz kimin mülküdür dayı bakmadan sensi gör çıkanlardanız Serkutay Bey. Bunu sen de iyi bilirdin.
Ne vakit unuttun, ha? Burhan. 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 Benim kafamın tasını attırma. Bak. Vazife meket vurursun. Haydi in, sus. Bu Yakup Bey seni iyice ehilleştirmiş kardeş. Dedim kardeşim döner, gelir. Ama sen bu germiyanın suyundan içen sabunlar gibi olmuşsun. Dön. Bak, kör bir ok gelecek seni bulacak Burhan kardeş, in. Hadi. Var olasınız. Var olasınız. Usta Bey'im. Oh. Oy benim kızım. Oy benim aslanım. Hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş gördük. Allah sizden de razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Usta Bey'im çok yaşa. Sağ olasınız. Usta Bey'im çok yaşa. Usta Bey'im çok yaşa. Usta Bey'im çok yaşa. Dedi ahali artına topları. Sabrımı sınarsın ha. Ey ahali. Bir derdiniz, bir sıkıntınız varsa bizler her daim buradayız. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Var olasınız. Bu ne rezalet Osman Bey? Sultan Yakup'un bazı eksikleri vardı. Biz onları tamam ederdik. Neymiş eksiğimiz? Lefke Kalesi'nde bizi keferin elinden kurtardıydın. Maşallah. Bunu cümle cihana da ünlettiydin. Osman Bey'i keferenin elinden bizzat ben aldım dedik. Değil mi Yakup Bey? Böyle demedin mi? Biz de Kestel Kalesi'ne daldık. Evladım Mehmet'in canını kurtardık. İşte karşındayız. Ama tek bir kelam daha yetmez. Görürüm ki ağzına kilit vurulmuş. Çabuk unutursun Yakup Bey. Çabuk unutursun. Unutmadım Osman Bey. Ben zaten evlatları sağ salim alacak idim. Sen suyu bulandırdın. Kendini de evlatları da tehlikeye attın. Ben de Lefke için yola çıktım. Ama sen benden evvel davrandın. Geçmedi. Bir de cümle cihana bunu ünlettin. Demek ki neymiş Yakup Bey? Evvelden giden istediğini alırmış. Bir de ahaliye de bunu duyururmuş.
Değil mi ahali? Osman Bey çok yaşa! Yolu açın, silahlarınızı bırakın. İmdi Tekfur'un kellesini önünüze atarım ha! Ne diyorlarsa yapın! Efendim, emin misiniz? Yapın dedim size, yapın! Emrediyorum! Duvarın dibine geçin. Yüzünüzü dönün, dizüstü çökün. Silahlarını alın, askerleri de tutuklayın. İşittiklerimiz doğru mu Sultan Yakup? Evladının canı için evladımın fethinde şehit olduğu lefkeyi vermeye kalkmışsın. Osman Bey olmasa evlatların kanını kafiriye helal kılacakmışsın. Yeter! Çekesin beni. Bana yere durasın. Nerede durasın? Kal! Oh. Hak konuşanı susturan bizden değildir. Değildir ki. Bir de üstüne sultan ola. Bana isyan mı edersin Osman Bey? Cümle cihanı dize getirmek için çıktığımız bu yolda. Eğer ki sana kalaydık, cümle yurdumuzdan olacaktık. Benim yolum seninle bir değildir. Senin sultanlığını
vaza edeceksin dayı, kabul ettiydim. Sana olan bir adı kefereyi kıracaksın diye kabul ettiydim. Ama görürüm ki yanılmışım. Ateşli oynarsın Osman Bey. Bana baş kaldırır ise seni yok ederim. Ben bu topraklarda ateş çemberinde doğmuşum. Nice zalimle, nice kafirle boğuşmuşum. Yakup Bey, evvelallah bu alemde gözümün korktuğu hiç kimse yoktur. Ben ne zalimim, ne de o karşına çıkanlardanım. Ben cümle yurdun sultanıyım. Beni karşına alır ise korkmak ne demek öğrenirsin. Alacaksınız. Onur, kestel de kayı sancağı takalanacak. Buyurundur bey. Kestel sizlere yurt değil, mezar olacak. Bu sancaklarınız kanlarınızla yıkanacak. Tekfur, vakalarınızı savunmaktan acizsiniz. Yurt kılacağımız kestelim olacaksınız. O gün geldiğinde göreceksiniz. Adamlarınızın çığlıkları sizi sağır edecek. Bak hele. Bir adımınız bir askerinize bedeldir. Elinizden gelen ardınıza koymayın. Size vaat edilen sadı ölümdür. Götürün. İyi misin? Eyvallah. İyiyim. Beni hür kıldınız ya. Bunu asla unutmayacağım. Eyvallah. Onur Bey, bütün askerler tutuklandı. Gayrı kalenin hakimiyeti elimizdedir. Elhamdülillah. Eyvallah. Derhal kestel surlarının kayı sancağını alsın. Zalimler kestelin mülkümüz olduğunu bellesin. Mazlumlar da rahat bir nefes alsın. Buyurundur Konur Bey. Haydi itler. Ey Yakup Bey. Nicedir sultanlığını ünletirsin. Senin sultanlığını cümle aleme duyurursun. Eşitmeyen hiç kimse kalmadı. Ama şu vakte kadar tek bir icraatını görmedik. Bizim sultan dediğimiz evvela mazluma yardım edecek. Ahalisine akça dağıtacak. Ama görürüz ki akçayı bile biz dağıtırız.
Sultan dediğimiz evvela fütühat yapacak. Ama fütühatı bile biz yaparız. Yakup Bey. Ey ahali! Evlatların esir alındığı Kestel Kalesi gayrı kayının mülküdür. Yersin Yakup Bey. Burada sen misin sultan? Yoksa ben miyim sultan? Biadını verdin Osman. Hayır, biadımı geri alırım. Nerede kaldın Tesellius? Nerede kaldın? Thomas, kardeşlerimiz hazır olsun. Makronos kaleleri aldığında biz de söğütü alacağız. Nerede kaldın Tesellius? Efendim Osman. Konuş Tesellius. Osman esirleri aldı. Kaleler onları vermediler. Yakup da yaşıyor. Ne yazık ki görev başarısız oldu efendim. Huzurunda yemin ediyorum. Osman'ı cehennemin dibine yollayacağım. Bu bir yenilgi değil. Osman'ı gebertmeden önce içimize düşürdüğü son ateş. Son. Son ateş. Üstad Kera. Düşündüğüm şey mi oldu? Her şey ters gitti Vasilis. Her şey. Osman Orhan'la Mehmet'i kurtardı. Yakup hayatta. Sen nasıl olur da böyle bir oyunu fark etmezsin? Fark ettim. Bir şeyler olduğunu fark ettim. Fark ettin! Fakat haini arıyorlardı. Bir şey yapamadım o yüzden. Eğer yapsaydım beni de yakalayabilirlerdi. O zaman niye geldin? Seni fark etmeyecekler mi? Niye geldin? Senden şimdi şüphelenmeyecekler mi? He? Şüphelenmeyecekler. Çünkü saraydaki yerim daha da sağlamlaştı artık. Tam tahmin ettiğimiz gibi oldu Üstad Gera. Haini ararlarken benim de enseme baktılar. Ve hiçbir iz görmediler. Vasilis. Sen çok kıymetlisin. Onlar sana çok güveniyorlar.
Onların sonunu da sana olan güvenleri getirecek. Ondan sonraki hamlemiz ne olacak Üstad Kerem? Osman'la Yakup'a öyle bir oyun oynayacağız ki birbirlerini öldürmek için şeytanla bile işbirliği yapmaktan çekinmeyecekler. Şimdi beni iyi dinleyin. İyi adını verdin Osman. Hayır, bir adımı geri alırım. Şimdi kimin sultanı olursan ol, bana sultan değilsin. Kayı'ya sultan değilsin. Hele hele ahalime sultan asla değilsin. Eğer bizi görmek istersen yanına ardına değil, ahan da karşına bakarsın. Bundan gayrı seninle rakibiz Yakup Bey. Sen bu isyanı öyle aşikare yaptın ya. Gayrı seni benim elimden kim alacak? Seni öyle bir yok edeceğim ki kimse bir zamanlar Osman diye birinin olduğunu dahi hatırlamayacak. Göreceğiz. Göreceğiz. Göreceğiz Yakup Bey. Kim bilir? Belki adımızı cümle cihan duyacak. Korkacaklar, titreyecekler. Belki de yüzyıllar boyunca var olacağız. Ama kader, kader. Bunu yalnızca Allah bilir. Ya.